Boşanmalarına karar verilmiştir. Buyurun, çıkabilirsiniz. Anam gelmiş ya. Adliyenin önündeymiş. Anam mı gelmiş? He, dayanamadım diyor. Anam gelmiş hadi, çok oyalanma sen de gel. Tamam abi, ben de geliyorum şimdi. Yelda teyze. Bir an korktum ama tahmin ettiğimden hızlı hallettik. Hayırlı olsun Ayşe Hanım. Hayırlı olsun Keremcim. Yemek sözünü unutmadın inşallah. Sözüm söz, merak etme. Nermin'cim, Kerem hiç sözünü unutur mu? Unutmaz tabii ki, çıkarsınız yemeğe. Ayşe. Kerem ne? Senin şu an yüzün asık gibi. Bence öyle değildir yani. Bayağı mutlu görünüyordun. Öyle bana şimdi üzgün numarası yapma ya. Gül gül içinde kalmasın. Vallahi bak. Senin gibi olayım yani. Belli ki mutlusun. Genelde bu aşamada bu konuşmalar bu şekilde olmaz ama. Peki ne şekilde olur Nermin'cim? Kerem, bana yemek sözünü unutma. Olur mu? Bu şekilde mi? Neyse, ben çıkayım da sizin sanırım konuşmaya ihtiyacınız var. Kapıda bekliyorum Kerem. Ayşe. Boşanma kararını beraber aldık ve beraber uyguladık, değil mi? Evet Kerem, bu kararı beraber aldık. Ama sen daha önceden almış gibiydin. Yani mahkemede haline bakacak olursak... Keşke bu kadar kandırmasaydın, oyalamasaydın yani bu durumu uzatmasaydık. Daha önce de boşanabilirmişiz. Beni suçlama. Beni olduğum gibi sevmeyen sensin. Başka biri olmamı istedin ama ben o kişi değilim. Öyle mi? Ben mi istedim bunu? Sen de aynı şeyi istedin. Sen de beni olduğum gibi sevemedin. Beni hayatına giren o diğer kadınlara benzetmeye çalıştın. Boğazlayanlı Ayşe'yi sevemedin. Sen diğer kadınlar gibi her şeye tamam diyen yanında bir fifi köpeği istiyordun bence. Yok artık. Şirketimi, ailemi reddetmemi isteyen kimdi? Hem de olmayan bir sebep yüzünden. Ben öyle bir şey istemedim Kerem. Sadece öyleymiş gibi yapıver dedim. Ufacık bir şey abarttın. Gerçekten çok abarttın. Ufacık bir şey. Of of, işte senin için ufacık, benim için büyük bir şey. İşte aramızdaki fark bu. Yine başladığımız noktaya geri dönüyoruz gerçi. Bak hiçbir yere gelmiyoruz. Boşandık artık. Sen yoluna, ben yoluma. İstediğin her şey yapabilirsin. İstediğin gibi davranabilirsin. Özgürsün. Sen şimdi artık şey olursun ya. Bayağı disiplinli, çalışkan bir adam olursun. Değil mi? Sen alay edebilirsin ama aynen öyle yapacağım. Çalışkan, disiplinli, yepyeni bir Kerem olacağım. Aslına bakarsan ben öyle olmuştum zaten, biliyor musun? Mesaiye kaldığım bir gece adı Ayşe olan bir kızın iftirasına maruz kalana kadar. Ya çok okuma meraklısı bir kızdı o. Okuyacağım okuyacağım diye tutturan bir kızdı. Gördük, çok güzel okudu. Sen görürsün Kerem. Bu dediğin her şeyi sana tek tek yutturacağım, tamam mı? Bundan sonra bambaşka bir Ayşe olacağım. Görürsün bakalım. İyi, ne güzel işte. Hayırlısı olsun. Ayrıca böyle takım elbise giymeyle disiplin sahibi olunmuyor. Thank you.
Thank you.